Farklı şeyler duyuyoruz. Paralel yapı ile ilgili devlet dairelerinde herhalde yeterince ayıklama yapıldıktan sonra bu atamanın yapılacağı şeklinde. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne'ye 2 aydır vali ataması yapılmamasına bir anlam veremediğini söyledi. 2 ay oldu. Bugün 25 Şubat, tam 2 ay oldu. Edirne valisiz. Yani böyle devletin bu kademesinde ciddiyetsizlik bir yönetim. Pekcanlı, Edirne'ye 2 aydır vali atanmaması konusunda televizyonumuza yaptığı açıklamada emekli olan Edirne valisi Dursun Ali Şahin'in 25 Aralık'ta Edirne'den ayrıldığını, 27 Aralık'ta da kendisinin CHP kongresinde il başkanı seçildiğini belirterek "Ben 2 aydır il başkanı olduğumdan bu yana vali görmedim" dedi. Evet, 2 aydır, yaklaşık ben de 2 aydır Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı olduğum günden beri maalesef Edirne'de bir vali göremedim. Edirne'nin şanssızlığı mıdır? Bunu bilemiyorum. Şahin'in emekli olacağının bilinmesine rağmen atama daha önceden atama yapılmamasına bir anlam veremediğini belirten CHP İl Başkanı Pekcanlı, uzun süre daha vali atanmayacağı görüşünde olduğunu söyledi. Evet, 2 aydır, yaklaşık ben de 2 aydır Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı olduğum günden beri maalesef Edirne'de bir vali göremedim. Edirne'nin şanssızlığı mıdır? Bunu bilemiyorum. Fakat sayın iktidar herhalde 25 Aralık 2015'te eski valimiz Sayın Dursun Ali Şahin'in emekli olacağını tarihini bilmiyordu. Yani bir Edirneli olarak bütün Edirne eski valimizin gideceği tarihi biliyordu 25 Aralık olarak. Fakat İktidar ne hikmetse bu tarihe kadar giden valinin yerine herhangi bir atama ile ilgili bir çalışma da yapmadı. 2 ay oldu. Bugün 25 Şubat, tam 2 ay oldu. Edirne valisiz. Yani böyle devletin bu kademesinde ciddiyetsizlik bir yönetim. Bir Edirne'ye yakışmayan yönetim. Bu anlamda Ankara'dan da dün Sayın Milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu da bir soru önergesi verdi bununla ilgili zaten. Yani herhalde uzun süre daha vali gelmeyecek Edirne'ye, görünen o. Bu anlamda iktidar partisinin milletvekilini, il başkanını, yetkililerini Edirne'nin bürokratik anlamda bu sıkıntısını gidermeye davet ediyorum. Farklı şeyler duyuyoruz. Paralel yapı ile ilgili devlet dairelerinde herhalde yeterince ayıklama yapıldıktan sonra bu atamanın yapılacağı şeklinde.